H.G. Wells'in hayranlık verici öngörüleri. Sosyalist bilim kurgu yazarı H.G. Wells'in adı, Jules Verne ve Hugo Gernsback ile birlikte bilim kurgunun öncüsü olarak anılır. 1895'te yazdığı Zaman Makinesi ilk modern bilim kurgu romanlarından biridir. 1897'de yazdığı Dünyaların Savaşı ise Mars'ta işgali temasının öncülüdür. H.G. Wells eserlerinde bilimin yanlış ellere teslim edilmesine neden olacağı tahribattan ve toplum üzerindeki etkilerinden bahsetti. En bilinen romanlarından Dr. Moreau'nun Adası'nda genetik bilimini Görünmez Adam'da görünmezliği masaya yatırdı. Kurgu dışı eserlerinden Outline of History Atatürk'ün de ilgisini çekmiş, böylece Wells'in tek dünya devleti fikri nutukta kendine yer bulmuştur. Geleceğe ışık tutan başarılı öngörüleri, uzayın dört boyutlu olabileceğinden lazer teknolojisine, tanklardan atom bombasına kadar çeşitlilik göstermektedir. Örneğin 1897'de yazdığı Dünyaların Savaşı romanında lazerlerden bahsetti. Kitap yayımlandıktan 19 sene sonra Einstein sadece lazerin teorik temellerini atmıştı. 1942'de atom bombası üretmek üzere ABD, Kanada ve İngiltere Manhattan projesini başlattı. Wells, The World Set Free adlı eserinde atom bombalarının şehirleri harap edeceğini anlatırken, İkinci Dünya Savaşı'na henüz 30 yıl vardı. Atom bombalarının oluşturacağı mantar bulutlarını ve kalıcı radyasyonu detaylıca betimledi. Ne yazık ki 1946'da öngörüsünün gerçekleştiğini gördükten sonra öldü. Yine Dünyaların Savaşı romanında Mars'ta işgalini anlatıp lazerlerden bahsederken biyolojik savaşları da işledi. Kılıçların, süngülerin kullanıldığı yıllarda bakterilerin ve virüslerin de silaha dönüştürülebileceğini yazdı. Wells'in çok bilinen romanlarından bir diğeri olan Dr. Moreau'nun Adası'nı 1896'da yayımladı. Bir distopya olarak okunabilecek eserde hayvan modifikasyonu ve hayvanlarla yapılan deneyler üzerinden genetik mühendisliği hakkında uyarılarda bulundu. Otomatik kapılar denince herkesin aklına Star Trek gelir. Ancak Wells, 1899 tarihli Efendi Uyanıyor da otomatik kapılardan bahsettiğinde ilk otomatik kapının kurulmasına 61, Star Trek'in yaratıcısı Gene Roddenberry'nin doğmasına 30 sene vardı. 1903'te İkinci Dünya Savaşı siperlerinde tanklar ortaya çıkmadan 13 yıl önce Wells, kısa öyküsü The Land Iring Slates'te tank savaşlarını anlatıyordu. 1881'de yazılan The Universe Rigid adlı makalede Wells, dört boyutlu bir uzay zaman evreni tanımlamaya çalıştı. Böylece dördüncü boyut olarak zaman kavramından Einstein görelilik kuramını yazmadan önce bahsetmiş oldu. Doğrudan cep telefonlarından bahsetmese de 1933'te yazdığı Shape of Things to Come'da kablosuz iletişim cihazlarını tanımladı. Men Like Guts'ta ise sesli posta ve e-posta benzeri iletişim araçlarından bahsetti. Bunlar günümüzün kablosuz iletişim, cep telefonu, e-posta, sesli mesaj gibi teknolojilerine karşılık geliyordu. Shape of Things to Come'da aynı zamanda 10 yıl içinde küresel bir çatışmanın patlayacağını da tahmin etti. Bunun yanında tüm dünya güçleri savaşa dahil olmadan önce savaşın Doğu Avrupa'dan başlayacağını da öngörmüştü. 2003 yılında Tokyo Üniversitesi'nde geliştirilen optik kamuflaj teknolojisi görünmezlik sayılırsa Wells bunu da öngörmüştü. Görünmezliğin sırrını keşfeden bir bilim insanını anlattığı Görünmez Adam 1897 tarihlidir. Günümüzde ise moleküler düzeyde görünürlüğü engellemek mümkün. Görüldüğü gibi H.G. Wells'in kurgusal dünyalarında pek çok şaşırtıcı teknolojiyle karşılaşmak mümkün. Bu teknolojiler belki geçmişin bilim kurgusuydu. Ancak günümüzün birer gerçekliğinden ibaretler. Bu da gösteriyor ki sırtını bilime dayayan düşlerin er ya da geç gerçeğe dönüşme gibi bir huyları var. Başka videolarda görüşmek üzere.